Senin yapacağın yemekler hangileriydi Jali'cim? Ben hamursuz yapacağım. Ekstra omlet yapacağız. Mercimeğimizi haşladık. Bunu baharatlarla, yağlarla... Birazdan göreceğiz zaten. Evet, bu da yufkamız. Omlet'e kaçacağız. Bunları da mı evden getirdin? Evet. Böyle kışlık yufkaları yapıp yağar mısınız? Evet. Sonra çünkü böyle suyla ıslatılır. Islatıp, katlayıp yeriz ondan sonra. Değil mi? Evet. İçine koy yeşilliği, harcı. Yeşilliği, peyniri, yoğurdu sürüp yeriz yani. Çok güzel ki yapmış oldukları yufkalardan, köy yufkasından bu da çok lezzetli olur. Sıcakken de ayrı güzel olur. Bu da şibidimiz yani közlememiz. Onu da közlediğimiz patlıcan, biberle birlikte yeriz. Güzel. O zaman onun da en sonra bir sunumunu hazırlayalım. Bir görelim nasıl yapıyorsunuz. Evet. Açalım o kavanozu. Açalım. Açtık zaten. Birazdan size tatlı. Harika. Şimdi burada bir güzelce biz köftü tatlımızı yapıyoruz. Sonrasında senin yapacağın bu güzel lezzeti malzeme listesini paylaşır mısın hayatım? 2 bardak veya 3 bardak isteğe bağlı. Omeç için. Omeç için mercimeği haşlıyoruz. Ondan sonra bir yufka kırıntısı veya 1,5 isteğe göre soğan kavurup sonra yufkalarımızı kızartıp omeçe karıştırıp baharatları karabiber, kırmızı biber, zeytinyağı, sıvı yağ, tuzla karıştırıp ekstra biz domates kurumuz var. Toz domates kurumuzu da katıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Onu da mı getirdiler? Evet. Ezgi'de yoktur demişler. İyi düşünmüşler. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Çünkü İstanbul'da her yerde bulacağımız lezzetler değil bunlar. Doğal. Doğal. Evet doğal. Çok güzel. Kendimiz yaptık. Peki yufka dedin ya sen. Evet. Şimdi bu şekilde yufka bulamayanlar nasıl yapacaklar? Yufka bulamayanlar marketlerde satılan yufkaları. Hazır yufkaları. Hazır yufkaları kızartıp biraz yağda kızartıp sunum yapabilirler yani. Mercimeğe karıştırabilirler. Harika. Bol soğanlı, bol mercimekli güzel bir lezzet. Yağda kavurmak yerine fırına da verebilirler aslında. Kurutabilirler mi? Kurutabilirler evet. Harika. Onu nasıl yapacağız? Sen istersen soğanlarınla başla. Evet. Tamam mı? Güzelce hazırlayalım. Güzel lezzetlerimizi. Hanımlar harıl harıl iki kardeş omuz omuza vermiş mutfakta çalışıyorlar. Evet. Ne yaptınız canlarım? Yazmayı da takmış. Evet. Çok güzelsin. Dur düzelteyim bir tane. Bir alışkanlıktır değil mi bu? Evet. Bir de saç olmasın diye dökülmesin bir şey olmasın. Şimdi sen omeç yapıyorsun. Evet soğanımızı kavurduk. Malzemelerini bir tekrar sayar mısın omeçin? Soğan, mercimek, yufka, toz biber, kırmızı toz, domates kurusu, karabiber, tuz. Harika. Yufkalarını, kuru yufkalarını bu şekilde kızartıp. Kızartıp kırmış. Onu da getirdi. Evet, en son koyacağız. Soğanlarını kavurdun. Evet. Hakiki yağla. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi yufkayı kavuracağız. Yağda mı kavuracağız? Evet, yağda. Biraz yağda yapalım hemen. Yapalım mı? Yapalım hayatım. Bizim hazırlamış olduğumuz köftü tatlısı şu an dolapta. Dolabında evet. Hangi yağla kullanacaksın? İkisini de karıştıralım azıcık. Bu yufkaları kuru yufka, köy yufkası Denizli'den getirmişler. Ama hanımlar siz yufkacıdan aldığınız ya da marketten aldığınız yufkaları da yağda kavurabilirsiniz. Parçaları ayırıp ya da fırınlayabilirsiniz. Yeterli. Yeter mi hayatım? Biraz da zeytinyağı koyalım. Sızmadan. Evet. Onu da güzelce kavuracağız. Sonra ne yapacaksınız? Omlet için. Sonra kızarttıktan sonra mercimeğimizi soğanla buluşturup en son kızarttığımız yufkaları üstüne koyup servis yapacağız. Harika.